Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine değişik güzel bir model göstermeye çalışacağım. Yine ilmek sayılarımı attım. İlmek sayılarım 4 ve katları artı 1 sayı. İpliğimde anti peeling bebe yünü arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıktan bir iplik. Şişlerimde 3,5 milimlik. Şimdi ilmeklerimi attım. Birkaç diş haroşa ördüm. Şimdi modelimize birlikte geçeceğiz hanımlar. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi, yani ilk sırada bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Bu arada ben haroşa yaptım alt sırayı, ama siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Eğer bir ters bir düz koyarsanız modeliniz daha da şık duracaktır. Ben şimdi model göstereceğim için birkaç diş haroşa ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz, bana destek amaçlı abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelikler tamamen ücretsizdir hanımlar. Şimdi bütün ilmeklerimi ters ördüm. İlk sıramızda bütün ilmeklerimizi ters ördük ve örgümüzün arka yüzündeyiz hanımlar. Şimdi modelimi çeviriyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünde modelimizi kuracağız. Arkadaşlar ilk ilmeğimi boşa aldım. İpliğimi öne aldım. 3 tane ters örüyoruz. Ördüğümüz 3 tersi, bakın 1, 2, 3 tane ters ördük. Ördüğümüz 3 tersi ipimiz öndeyken sol şişimizi tekrar geriye takıyoruz. İpimizi geriye alıyoruz. Sola taktığımız 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. 3 tane düzümüzü ördükten sonra bir tane arada düz örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Ördüğümüz 3 ilmeği, ters ördüğümüz 3 ilmeği tekrar sol şişimize taktık. İpimizi geriye aldık ve aynı ilmekleri tekrar düz ördük. Arada bir tane düz örgümüz var. İpimizi öne aldık. 3 tane ters. Ördüğümüz ters ilmekleri tekrar şişimize taktık. Sol şişimize. İpimizi geriye aldık ve bütün, pardon, 3 ilmeğimizi de düz ördük. Arada bir tane düzümüz var. İpimizi öne aldık. 3 tane ters. Ördüğümüz 3 ters ilmeği hemen sol şişimize taktık ve ipimizi geriye aldık. 3 ilmeğimizi de düz ördük. Arada bir tane düzümüz var. İpimizi öne aldık. 3 ters. Evet, 3 tersimizi ördük. Şimdi 3 tersimizi tekrar soldaki şişimize taktık. İpimizi geriye aldık. 3 ters ilmeğimizi düz ördük. Kenar ilmeğimizi de örerek, düz örerek ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzü çevirdik. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Modelimin arka yüzünde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi bir model daha kuracağız. Yine ilk ilmeğimi boşaldım. İpimi öne aldım. 3 tane ters. Şimdi ördüğüm 3 ilmeği soldaki şişime geriye taktım.
İpimi geriye aldım. Şimdi bu ördüğümüz 3 ters ilmeği düz öreceğiz. Arada bir tane düzümüz var. İpimizi öne aldık. 3 ters örüyoruz. Ördüğümüz 3 tersi tekrar sol şişimize taktık ve ipimizi geriye aldık. 3 tane düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz çok basit. Çok gösterişli. Arada bir tane düzümüz var. İpimizi öne aldık. Bebek örgülerine yakışan çok cici bir model arkadaşlar. 3 ilmeğimi de sol şişime aldım. İpimi geriye verdim. Düz ördüm. Arada bir tane düzümüz var. İpimizi öne aldık. 3 tane ters. Üç ilmeğimizi de sol şişimize geri verdik. İpimizi geriye aldık ve ördüğümüz 3 tersi tekrar düz olarak örüyoruz. Arada bir tane düzümüz var. İpimiz önde ve 3 tane ters. Ördüğümüz 3 ilmeği tekrar sol şişimize aldık ve ipimizi geriye aldık. Bütün ilmekleri yani 3 ilmeği de düz ördük. Bir de kenar ilmeğimizi düz örerek sıramızı tamamladık. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde bütün ilmekleri ters örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bir sıra ters ördükten sonra bir sıra modelimizi kuruyoruz. Bundan sonra modelimiz bu yaptığımız işlemlerin tekrarı arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir sıra ters örüyoruz arka sıralarda. Ön yüzünde de modelimizi kuruyoruz. Dediğim gibi bebek kıyafetlerine yakışan çok cici, çok hoş bir model. İsterseniz yetişkinler için yelekler, süveterler de yapabilirsiniz. Şimdi bütün ilmeklerimi tamamladım. Modelimiz daha çok yeni olduğu için tam ortaya çıkmadı arkadaşlar. Bir sıra daha örelim. Yine ilk ilmeğimi boşaldım. İpimi öne aldım. 3 tane ters örüyoruz. 3 tersi soldaki şişimize aldık. İpimizi geriye verdik. Aynı ilmekleri bu sefer düz örüyoruz. Arada bir tane düzümüz var. İpimiz önde. 3 tane ters. Ördüğümüz 3 tersi sol şişimize tekrar alıyoruz. İpimi de geriye alıyoruz ve aynı ilmekleri bu sefer düz örüyoruz. Arada bir tane düzümüz var. İpimizi öne aldık. 3 ters. Ördüğümüz 3 ters ilmeği sol şişimize verdik. Aynı ilmekleri düz ördük. Ortada bir tane düzümüz var. 3 tane ters. İlmeklerimizi tekrar sol şişimize aldık. Üçünü düz ördükten sonra ortada bir tane düz ilmeğimiz var. Onu da ördük. Tekrar 3 tane ters ördük. Son modelimiz bu. İpimizi geriye verdik ve bütün ilmeklerimizi düz örerek bu sıramızı da tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçeceğiz. Modelimizin arka yüzünde de hepsini ters öreceğiz. Modelimiz dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Alt kısmına isterseniz bir ters bir düz de uygulayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi haroşa da yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Önü de bu şekilde. Modelimiz ilerledikçe güzelleşip kendisini gösteren bir model arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit, çok gösterişli, hoş bir model. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.